haber vermek zorundayım. Ne? Hastane mi? Ranvir, sen iyi misin? Ben iyiyim efendim. Hemen hastaneye gelmelisiniz. Şimdi bir şey sormayın. Bayan Falguni'yi de alın gelin. Ama... Önemli olmasa çağırmazdım. Evet orası. Görüşürüz. Bu adi kim bilir kaç kızı kandırdı. Üstüne Ishaani ile evleniyorsun. Onu mahvedeceğim. Buna müsaade edemem. Efendim buraya geldiğinde, tüm gerçekleri öğrendiğinde onun canına okuyacağım. Hoş geldiniz. Ranvir, sen iyi misin? Neler oldu söyle. Ben iyiyim efendim. Sorun bende değil. Neden bizi acil olarak çağırdın? Çok endişelendim. Biliyorum, endişelendiniz. Bir an önce gerçekleri görmeniz gerekiyor. Ne gerçeği? Ne söylüyorsun? Size bir şey göstereceğim. Gördükleriniz tamamen gerçek. Sizin aldatılmanıza dayanamam. Özellikle de Ishaani'nin. Ishaani? Söylesene, iyi mi? Neler olduğunu bize söyle artık. Chirag hakkında. Chirag hakkında mı? Evet. Chirag burada ve... Ailemin hatırı için evleniyorum. Babamın finansal krizini çözmek için yani. O kızın babası çok zengin. Eğer kızıyla evlenirsem o zaman hayatım düzelecek. Dinle Ranvir, Chirag hakkında daha önce de bir şeyler söylemiştin, hatırlıyor musun? Ve ben sana onun da bizimle konuştuğunu söylemiştim. Biliyorum ama... efendim. Ama bugün bir şey söylemeyeceğim. Size göstereceğim. Benimle gelin, hadi. Endişelenme. Ben buradayım. Bebeğe çok iyi bakacağım. Yalnız olduğunu düşünme. Tamam mı? Biz sana ne yaptık ha? Sen benim kızımı aldattın. Sen ona bunu nasıl yaparsın? Senden hemen bir açıklama bekliyorum. Senin bu yaptığına hala inanamıyorum. Sen bu kızla babası sen misin? Evet. Bu doğru. Bu bebeğin babasıyım. Alaksız. İşe yaramaz. Kızım seni gerçekten sevmişti. Ve sen... Bu şaka değil mi? Ya da bir tiyatro mu? Sen bu kıza burada olmaya nasıl cüret edersin ha? Benim kızım orada. Onun duygularıyla oynadın sen. Ona yalan söylemeye devam edecek misin? Söyle, devam edecek misin ha? Söylesene hadi. Chirag, seni asla affetmeyeceğim. Asla affetmeyeceğim. Seni bağışlamayacağım. Hanımefendi, kendinize gelin. Neden? Bunu neden yaptın? O kız varken neden benim kızıma geldin? Neden sevdiğini söyledin? Neden evleneceğini söyledin? Bana cevap ver. hepsinin iyi bir insan olduğunu düşünmüştüm. Benim kızımı mutlu edecektin. Sana o kadar çok güvenmiştim ki Çırak. Hep sana güvenmeyi tercih ettim. Ranvir'in dediklerine inanmadım. Ben hayatım boyunca böyle bir ihanete uğramamıştım. Eğer Ketan benim dostum olmasaydı, arkanda hamile bir kız olmasaydı, hemen şimdi seni polise teslim ederdim Çırak. Sen ne benim güzel kızıma ne de başka bir kıza layık değilsin. Şükür ki seninle ilgili gerçekleri zamanında öğrendik. Sağ ol Ranvir. Bugün yeniden bize büyük bir iyilik yaptın. Lütfen böyle söylemeyin. İshaani sizin kızınız, benim de arkadaşım. Bir arkadaşın yapması gereken şeyi yaptın. Ve şimdi ben de gerekeni yapacağım. Ve bugün, bu andan itibaren İshaani ile nişanınız atılmıştır. Eğer biraz utanman varsa onu bir daha görmeye kalkmazsın. Senin ailene çok acıyorum. Oğullarının ne olduğunu bilmiyorlar. Sen iğrenç birisin. Peki İshaani gerçeği duyunca ne olacak? Chirag neden telefonlarımı açmıyor? İshaani, bugün iyi misin? Ne oldu? Bir dakika. Bir şaka hala, onu buzdolabına koy diye vermedi. Dolaba koy bari. Ama ben bunu nasıl oraya... Biliyorum. Ne zaman birini düşünecek olsan buzdolabını hep dolap olarak görürsün değil mi? Hayır Disha, öyle değil. Öyle mi? Gerçekten de mi? Doğruyu söyle. Chirag'ı düşünüyordun değil mi? Ha? Söyle. Ben söyle. Hayır. İshaani, dinlesene. Neden İshaani'nin başına bunlar geldi? Chirag'ı seviyor. Bunu nasıl söyleyeceğiz? Sakin olmaya çalış Falguni. Sakin ol canım. Kızım bunları hak etmedi. Neden herkes zarar vermeye çalışıyor? İshaani'ye kötü bir şey olacağını aklınıza getirmeyin. Ya bütün bunları evlendikten sonra öğrenseydi, hiç hoş olmazdı. Siz haklıydınız. Ben çok üzgünüm. Sizin yerinizde kim olsa aynı şeyi düşünür. Çok haklısınız. Ama sizinle konuşmak istiyorum. Hayır kızım. Dinlemek istemiyoruz. Biraz aklın varsa ondan uzak dur. Aklını başına al. Bırak konuşayım. Teyze, sadece 2 dakika beni dinler misin lütfen? Sizin ve İshaani'nin bu duruma çok üzüleceğinizi biliyorum. Doğruyu söylüyorum. Gerçek şu ki o babası değil. Her ne olduysa benim hatamdı. Şimdi Chirag suçlanıyor. O ihanet etmedi. O bana iyilik yaptı. Benim için o dünyanın en iyi insanı. O arkadaşının bebeğine kendi soyadını verebilecek kadar iyi biri. Bu onun çocuğu değil. Beni ve bebeğimi kabul etmek istemedi. O yüzden beni terk etti. Chirag bizi kabul etti ve böylelikle bizim hayatımızı mahvolmaktan kurtardı. Hayır Chirag, oğluma soyadını veriyorsun. Bu yüzden yanlış anlaşılmanı istemiyorum. Amca, o çocuğu aldırmama engel oldu. Çünkü tehlikeliydi. Bebeğimi öldürmeme engel oldu ve bizi kabul etti. Bana engel oldu. Ona çok şey borçluyum. Çünkü bizi kurtardı. Aslında Chirag buraya Ishaani'yi çok sevdiği için gelmişti teyze. Ishaani de üvey evlat sonuçta. Bunu temizlemek istedi. Çocuğumun doğum belgesine sizin adınızı yazacaktı. Ve resmi olarak Ishaani sizin kızınız olacaktı. Amca, kimse sizden daha iyi anlayamaz. Siz de başka birinin kızını kabullendiniz. Ve Chirag gidip bundan Ishaani'ye bahsedecekti. Çünkü Ishaani'nin ona çok güvendiğini biliyordu. Efendim, bunlar yalan söylüyor. Hepsi yalan. Chirag onunla buluşmaya geldi. İnanmıyor musunuz? Danışmaya sorun. Hayır amca, ben yalan söylemiyorum. Efendim, lütfen bana inanın. Chirag sizi aldatıyor. Ona bunu o söyledi. Bunlar onun sözleri. Yeter Ranvir, yeter. Chirag buraya kızım Ishaani için geldi. Sen onu bulup buraya geldiğinde Chirag bize gerçeği söylemiştin. Sen bugün ne yaptığının farkında mısın? Az kalsın senin yüzünden düğünü iptal edecektik. Madem engel olacaksın, neden o ikisini bir araya getirmek için bu kadar uğraştığını söyler misin? Bize onun iyi bir insan olduğunu söyledin. Neden onu suçluyorsun? Neden onun iyiliği hakkında yalan söylüyorsun ha? Kendinden utanmalısın. Ishaani'ye arkadaşım diyorsun. Onu düşünmüyorsun bile. Hayır Ranvir, sen babam dediğin kişinin güvenini suistimal ettin. Hayır hanımefendi, ben... Bugün seni dinlemeyeceğim. Görüyorsun değil mi? Sen ona bir de oğlum diyorsun Harşat. Bugün bize yaptıklarına bak. Bugün yaptıklarından sonra sana bir tavsiyem olacak Ranvir. Kızım Ishaani'den uzak dur. Aslında nişan için senin hiçbir şey yapmanı istemiyorum. Ishaani seni dostu olarak görüyor. Kızımın incinmesini istemiyorum. Bu yüzden denileni yap. Çünkü düğününde ne onun arkadaşı ne de efendinin oğlu olarak bulunacaksın. Hizmetkar olarak gerekenleri yapacaksın. Ama efendim... Bugün burada benim utanmama neden olduğunu Ranvir. Bunu senden hiç beklemezdim. Lütfen bana inanın... Yeter Ranvir. Seni dinledim ve dediklerini kabul ettim. Ama bugün Chirag çok haklı. Sense haksızsın Ranvir. Bu nedenle Chirag'tan özür dileyeceksin. Hayır efendim, lütfen. Buna gerek yok. Bu onun hatası değildi ki. Ishaani için endişeleniyordu. Bu zavallı çocuk ne gördüyse onu söyledi. Onun başka bir nedeni olduğunu düşünmüyorum zaten. Öyle değil mi Ranvir? O sadece yapması gereken şeyi yaptı. Ranvir'in en azından Ishaani'nin seçimine güveni olmalıydı. Onun için neden bu kadar endişeleniyor bilmiyorum. Neden Ranvir? Bana güvenmiyor musun? Cevap versene. Ayrıca ona beni anlamasında yardım ettin. Yoksa evlenmeyelim mi? Onun arkadaşı olduğunu biliyorum. Onu seviyorum. Onunla evleneceğim. Lütfen Ranvir, sakın özür dileme. Ben sadece bana güvenmeni istiyorum. İnan bana, kimse onu benim kadar mutlu edemez Ranvir. Efendim, şimdi gitmelisiniz. Ben Garima'nın formalitelerini tamamlayacağım. Gidelim Falguni. Efendim beni... Biliyor musun, Chirag'la evleneceğini asla düşünmezdim. Çünkü siz zıt karakterlersiniz. Ama zıt kutuplar birbirini çeker, değil mi? Söyle. Bekle, Ishaani, beni biraz dinle. Sen Chirag'ı düşünüyordun, değil mi? Ben aslında Ranvir'i düşünüyordum. Hiç ortalarda görünmüyor da. Hadi Disha. Ranvir hakkında neler hissettiğini öğrenmenin tam zamanı. Yeter artık. Her şeyi biliyorum. Ranvir sadece bahane. Hayır Disha, gerçekten onu düşünüyordum. Aa, evet eminim. Ranvir senin en yakın dostun. Onun için endişeleniyorsun hanımefendi. Kes şunu Disha, saçmalık bu. Ama ben bir şey fark ettim. O hiç de fena biri değilmiş. Nasıl yani? Nişan için çalışırken birlikte zaman geçiriyoruz. O gerçekten çok komik biri. Onunla birlikteyken gerçekten çok eğleniyorum. Evet öyle, çok iyi biridir. Her zaman benim yanımdaydı. Evet öyle, çocukluk arkadaşı olduğunuz için senin üzerine titriyor. Ama Ishaani, peki sen evlenip gittiğinde ne olacak acaba? Ranvir yalnız kalacak değil mi? Burada yalnız kalacak. Sevdiği kişiyle birlikte olamayacak. Yanılıyor muyum? Sevdiği biri mi? Kim? Söyle bana hadi. Bir kız var. Üstelik çok zengin. Sakın ona söyleme. Ranvir onu gerçekten seviyor. Demek haklıymışım. Ishaani o kız diye kendinden bahsediyor. Peki o kızı bu çok seviyorsa neden onunla olamıyor? Çünkü kız kararını vermiş. Zavallı Ranvir platonik bir aşk yaşıyor. Peki bu kız kim? Yani onun adı ne? Söylesene. Sunny Leone. Oh. Demek Ranvir Sunny Leone gibi kızlardan hoşlanıyor. Hala burada mısın? Eve döndüğünü ve ağladığını düşündüm. Ha, demek buradasın. Seni seviyorum hayatım. Kurtardığın için sağ ol. Sadece birazcık bekle. Ben Ishaani ile evlendiğimde inan çok paramız olacak. Babasının parasını alacağız. Ha, üzgünüm. Üçümüzün çok mutlu bir hayatı olacak. Ve sen Ishaani, paraya kavuştuktan sonra seni hayatımdan öyle bir atacağım ki istenmeyen biri gibi. 4 günlük bir evlilik. Onun için yeterli. Onun gibi üvey evlat biriyle yaşayamam. Sinirlendin. Ha? Ishaani için üzüldün mü? Çok teşekkür ederim. Beni büyük bir hata yapmaktan kurtardın Chirag. Eğer bebeği aldırsaydım kendimi asla affetmezdim canım. Hey! Herhangi bir sorun yok. Merak etme. Ranvir ve Disha seni tuzağa düşürecekti. O yüzden o gün onların evine gitmene engel olmaya çalıştım. Yoksa seni ifşa edeceklerdi canım. Şimdi zavallı Ranvir Grima'yı bana karşı kullanamayacak. Böyle oturup duracak mıyız? Hadi sinemaya gidelim. Of, benim canım hiç istemiyor. Peki hangi filme? Merak etme, ben sana bilet alırım. Ben sana bir bilet alacağım. Filme gitmek yerine onu seyret. Yeni bir kulüp açılmışken siz film diyorsunuz. Neredeki? Alışveriş merkezindeki mi? Aynen orası. Harika. Hadi partiye gidelim. Evet. Ben gitmem. İşhani, lütfen bu kadar sıkıcı olma. Ayrıca sana sormuyoruz. Bizimle geliyorsun. Konu kapanmıştır. Bakalım babaannem gitmenize izin verecek mi? Bu akşam önemli bir tören var. Hepimiz evde olmalıyız. İşhani, bu tören 12'de yapılacak. Bir şaka yenge hazırlıkları yaptı bile. Aynen öyle. Biz 12'den önce dönmüş oluruz. Ama paramız yok. Şimdi bu konuda düşünmemiz gerek. Para mı dedin? Merhaba çocuklar, ne yapıyorsunuz? İşte para kaynağımız geldi. Ah! Anne, sen çok yaşayacaksın. Biz de tam çocuklarla senden bahsediyor. Arkadaşım Amit'in tasarım mağazası var. Seninle tanışmak istiyor. Öyle mi? Neden peki ben? Bugün mağazasına gittik ve bana benimle gelen kız hakkında sorular sordu. İşhani ve benim hakkımda sorular soruyor sandım. İşte bu. 30 yaşındaki genç kız kim diye sordu anne. Sonra fark ettim ki o seni soruyordu. Ben mi? Dedim ki o benim annem. O da bana annen çok genç dedi. Tabii ki. Ve seninle tanışmak istiyor. Öyle mi? Evlilik kolyesi takıyorum ya, insanlar farkına varıyor. Yoksa ben ikinizden de genç görünüyorum. Kesinlikle. O zaman Amit'le tanışmak için bizimle kulübe gel. Kulüp mü? Eğlenceye bayılırım. Kulüp 92, kulüp 2010. Ben üniversitedeyken. Bunu sonra anlatırsın. Şimdi teyit edelim. Bizimle geliyorsun değil mi? Tabii ki geliyorum. Dans edeceğim. Bayan Çatalı, hanımım sizi ve Dişe'yi görmek istiyor. Bize 2 dakika ver. Şimdi ben hemen annemin yanına gitmeliyim. Ondan da izin almalıyım. Görüşürüz çocuklar. Nişan tarihi iyice yaklaştı. Ama hazırlıklar hiç kimsenin umurunda bile değil. Terzi daha gelmedi mi? Onu hemen arayın. Sen merak etme anne. Bu akşam onun mağazasına şahsen gideceğim. Yakın akrabalarımız için en iyi sarileri buraya alıp geleceğim. Sen beni tanırsın anne. Benim seçimlerim her zaman çok güzeldir. Öyle mi? Seçimleri kendine sakla. Sadece görünüşün güzel olsun yeter. Köyden geldiğini unutma. Disha da seninle gelsin. O kıyafetlerden çok iyi anlar. Biliyor musun anne? Yüksek sosyeteden bütün hanımlar benim kıyafet seçimlerime ölüp bitiyorlar. Kesin gülmekten ölüyorlardır. Hadi hemen şimdi git. Hadi kıyafetleri bir an evvel getir. Akşam Chirag'ın evine gideceğiz. Tören için evlerine çağırdılar. Chirag'ın düğünü için bir kutlama olacak. Akşam herkes hazır olsun, tamam mı? Ama biz bu akşam kulübe diyorum. Köpek kulübesi, sokak köpekleri, dil sürçmesi. Aklın başında mı senin? Ne bu böyle kedi köpek kulübe he? Anne oraya Harşat abim ve Falguni yengemle gitsen olur mu? Sen bana ne yapmam gerektiğini mi söylüyorsun? Sen sadece söylediklerimi yap. Onların evlerine ilk kez gideceğimiz için meyve ve tatlı almayı unutma sakın. Ne oldu? Bir şey mi söyleyeceksin? Babaanne, ben seni çok iyi tanıyorum. Sen kesin bir şeylerin peşindesin. İşhani için bunları yapmazdın. Söyle. Ben de sana aynı soruyu soruyorum kızım. İşhani'nin nişanı için kendini paralıyorsun. Niye? Ona Ranvir'e yakın olmak için yardım ettiğimi nasıl söylerim ben? Söyle. Neden sessizsin? Hadi ama. Bunu senden öğrendim. Bence saklanmak yerine kendimi ortalıkta gösterip düşmanın saadetini paylaşıp üzüntülerimden kurtulacağım. Ben de aynı senin gibi dediklerini yapıyorum. Ama babaanne, senin aklından neler geçiyor? Onun aklından neler geçiyor Tanrı bilir. Birdenbire Ishaani'nin düğünüyle ilgilenmeye başladı. Nişanla ilgilenmeye de başladı. Dans etmemize de engel oldu. Bugün doyasıya dans edeceğim. Ishaani o yoksullaşmış aileye gelin gidiyor çünkü. Ey yüce Tanrım. Babaanne, sen kurnaz bir tilkisin. Ishaani'den intikam almak istiyorsun. Ve herkes de onların sevincini paylaştığını düşünüyor. Chirag seni reddetmişti değil mi? O günden beri o çocuktan ölesiye nefret ediyorum. Ne zaman ki o çocuğun fakir olduğunu, Ishaani'den hoşlandığını öğrendim. Tanrı'nın dileği beni öyle bir heyecanlandırdı ki. Sanırım Ishaani ve Chirag'ın düğünü olana kadar bize kulüp yasak oğlum. Ne? Yani babaannem izin vermedi mi? Şimdi ne yapacağız? Ben Dişa'yla alışverişe gidiyorum. Sen de pratikle meyve al ve tatlı da al. Meyve ve tatlı mı? Umurumda değil. Kulübe gitmemize izin vermedi Cadalos. Seçimlerime hakaret edildi. Onun söyledikleri içime işledi evlat. Anne, nasıl bir hakaret? Sanki babaanne kraliyet ailesinin bir üyesi gibi. Ne dedi biliyor musun? Sen sadece dediklerimi yap. Anladın mı? Anladın mı? Ben... Anne! Çocuklara gitmek zorunda olduğunu söylüyordum anne. Gitmezseniz kızarım diyordum. Öyle mi? Demek öyle. Cezana hazır mısın? Şimdi sen Çatali nişana kadar tek bir kelime bile konuşmayacaksın. Tek kelime edersen düğüne dilsiz bir şekilde katılırsın, ona göre. Anladın mı? Hey, sakın konuşmasın. Anne. Rol yapmayı seviyorsun. Mimiklerinle konuş sen de. Babam bugün çok mutlu olacak. Nerelerdesin sen? Sabahtan beri seni görmedim. Ramo amca terasta olduğunu söyledi. Mesajımı aldın mı? Neden beni aramadın? Sen iyi misin? Of, seninle konuştum ama Chirag'la konuşamadım bugün. Merak ediyorum. Bir şey olduysa... Umarım o iyidir. Of Ranvir. Benimle sorunu ne bilmiyorum. Başıma böyle bir şey gelmemişti. Of. Biliyor musun? Bugün haberlerde bir kaza haberi gördüm. O ölmüştü. Ödüm patlıyor Ranvir. Daha önce hiç böyle hissetmedim. 4 saattir onunla konuşmadım. Aklıma kötü şeyler geliyor. O iyidir değil mi? Söyle Ranvir. Ranvir? Ne oldu? Neden ağlıyorsun? Söyle bana. Yoksa Chirag mı? Ranvir, Chirag iyi mi? Ranvir söyle. O iyi, bir şey yok. Çok şükür. Senin ağladığını görünce... Neden ağlıyorsun? Söylesene. Ranvir, yanlış bir şey varsa söyle, hemen çözeriz. Chirag'a söylerim, hemen bize yardım eder. Söyle Ranvir. Ishaani, ben aşık oldum. Bu çok iyi değil mi Ranvir? Bunun için ağlanır mı? Ben sevdiğim kişiye çok kötü bir şey yaptım. Ve o benim yüzümden çok acı çekecek. Ranvir, sen bilerek kimseye zarar veremezsin. Bu konuda ikimiz çok benzeriz. Bizim gibiler kolayca aşık olamaz. Ama bir kez olursak o kişiye ölünceye kadar sadık kalırız. Aşkımız sonsuz. Eminim ki bizim gibi insanlar sevdikleri kişiye zarar veremez. Sevdiğin kız inan bana çok şanslı biri. Onun acı çekmesine izin vermezsin. Ve acıyı bir kenara at, onun her zaman gülmesini istersin. Tıpkı Çırag'ın istediği gibi. Bilirsin, aşk hakkında hiçbir şey bilmiyordum. Fakat şimdi aşkı hissedebiliyorum. Doğru kişiye aşık olduğun zaman bundan daha iyi bir şey yok. Ama yanlış kişiye aşık olursan tüm hayatın kabusa döner. Sana minnettarım. Chirag'ın iyi bir insan olduğunu söyledin. Ona aşık oldum. Bu yüzden çok mutluyum. Ishaani ile evlendiğimde bizim çok paramız olacak. Babasının parasını alacağım. Üzgünüm. Üçümüzün huzurlu bir hayatı olacak. Ve sen Ishaani, evlendikten sonra onu hemen başımdan def edeceğim canım. Merak etme. O kız da benim gibi çok şanslı olacak, eminim. Siz de Chirag'la ben gibi mutlu olacaksınız. Üzgünüm Ishaani. Seni arayamadım. Hey! Ne oldu? Söylesene, ne oldu? Üzgünüm ben ama... Sorun değil. Sen iyi misin? Evet, iyiyim. Ne olabilir ki? Umarım konuşmanızı bölmedim. İki iyi arkadaş arasındaki özel bir görüşmeyi... Lütfen. Böyle bir şey yok. Gelmen iyi oldu. Ona açıklama yap. Sevdiği kızı incittiğini düşünüp sürekli ağlıyor Chirag. Ne? Ranvir birini incitecek. Bu imkansız. Gördün mü? Aynı fikirdeyiz. Hadi ama üzülme. Hayattaki her sorun mutlaka çözülür. Ishaani ile sana yardım ederiz. Sonuçta sen bizim için çok uğraştın. Öyle değil mi canım? Değil mi? Bak Ranvir, Chirag'ın sana yardım edeceğini söylemiştim. Ishaani, hemen buraya gel. Tamam, geliyorum. Aslında annem size gideceğimizi söyledi. Düğün törenleri için. Beşiği birlikte sallamamız gerekiyormuş. Eğer çiftler beşiği birlikte sallarlarsa onların aşkları güçlenir. Bizim aşkımız her zaman çok güçlü olacak. Her neyse, istediğin şeyi yapacağım. İnan bana aşkımız hiç bitmeyecek. Teşekkür ederim. Ishaani ile evlendiğim gün annesi bile senin kadar ağlamayacaktır. Çok şeyler denedin ama unutma, sen her zaman kaybetmeye mahkumsun. Hiçbir şey bilmiyorsun. Bir centilmen gibi yenilgiyi kabul edecek misin? Yoksa umutların devam mı edecek? Eğer aklından çıktıysa ben sana hatırlatayım. Bizim skorumuz neydi? Evet, 2-0 değil mi? 2 kez denedin Ranvir ama kaybettin. Aslında düşünecek olursak sen zaten baştan kaybettin. Oyun 3 puanda biter, unutma. Ben çok kötü biri olabilirim. Ancak Ishaani için mükemmel biriyim değil mi? Ailesi de öyle düşünüyor. Aslında bana çok yardım ettin. Sana benden bedava bir tavsiye. Tavsiyem şu. Hayatta sadece birkaç küçük şeye sahip olanlar asla büyük hayallere kapılmamalıdır. Bu oyundan gittikçe daha fazla zevk alıyorum. İnan bana, ben çok zevk alıyorum. Ama ne yazık ki bu oyun yakında sona erecek. Senin için oyun olabilir. Ama benim için Ishaani'nin hayatı. Kirli ellerini onun üzerinden çek. Elbet sizi yakalayacağım. İpucum yok ama bulurum. Ama bugün seni ondan ayırmak istiyorum. Nasıl olur bilmem ama yapacağım. Bundan emin ol. Köpekler gibi arabanın arkasından koşmaktan yaralansan da vazgeçmeyeceksin değil mi? Kötü niyetlerin ortaya çıkana kadar denemeye devam edeceğim. Kabul. Bu hayat bana hiçbir şey vermedi ama bir amaç verdi. İşhani'yi senden kurtaracağım. Öyle ya da böyle yapacağım. Bu fakirlerin sorunu da işte bu Ranvir. Ellerinde mısır olmasa da film izlerler. Birinci gün, birinci gösteri. Ondan sonra herkes seni kahraman sanır. Harika. Tebrik ederim. Kahraman oldun. Bol şans. Güzel. Sayende ellerim kirden kurtuldu. Ama İşhani'yi kurtaramayacaksın. Ne olursa olsun İşhani'yi kurtarmalıyım. Demek bu yüzden burada kalmak istedin ha? Hatanı düzeltmek için. Bakalım ne yapacaksın? Ben her şeyi duydum ama. Chirag'la konuştuklarınızı. Anne ben sadece... Sen ne yapmak istiyorsun Ranvir? Anne babasından çok İşhani'yi sen düşünüyorsun. Sayı olarak az olabilir ama seni 9 ay karnımda taşımam 14 yıllık arkadaşlarından daha önemli. Çok daha büyük. İşhani'den başka gözün hiçbir şey görmüyor Ranvir. Anneni bile oğlum. Böyle bir aşkın ne önemi var ha? Ne yararı var söyle. Onun hep mutlu olmasını istiyorsun. Oysa gözlerinde hep yaşlara neden oluyor canım. Nafile bir aşk bu oğlum. Kendinle birlikte bizleri de arkandan sürüklüyorsun sen. Hayır anne, doğru değil. Sorun sadece İşhani değil anne. Beyefendinin dönmesini bekledim. Yıllardır bu evde İşhani ile, aslında hepsiyle, onlara karşı sorumluluklarım var. Anne, İşhani dostum olsun ya da olmasın, genç bir kızı böyle bir sorundan kurtarmalıyım, öyle değil mi? Anne sen bana böyle öğrettin. Talihsiz biri olabilirim ama böyle iyi değerleri sen öğrettin. Onu yalnız bırakamam anne. Daha ne kadar destek olacaksın ha? Daha ne kadar? İşhani ondan ayrılana kadar. Anne o çok iyi biri. Kötü bir adamla ilişki kurmasını ben sağladım. Ben suçluyum anne. İşhani'yi Chirag'a aşık etmekle suçluyum. Eğer ben böyle yapmasaydım İşhani kendine iyi birini bulabilirdi. Mutlu olsun istedim. Ama çok büyük bir hata yaptım. Yanlış kişiye aşık olması saçmalık. Bunu tahmin edemezdim. Evet tahmin ederim. Bunu benden daha iyi kimse bilemez. Hele ki oğlun yanlış bir kişiyi seviyorsa. Çok sevdiğin o kız aşk ve dostluk arasında bir seçim yaparsa eğer kesinlikle aşkını seçer. Seni değil oğlum. Kesinlikle değil. Bu söylediğimi aklına yaz olur mu? Lütfen oğlum yalvarıyorum sana. Artık bu kadarı yeter, yeter. Lütfen devam etme buna. Pekala, sen bir hata yaptın. Kabul ediyorum. Böyle bir kıza aşık olarak en büyük hatayı yaptın. Ama oğlum, o artık başkasını seviyor. Bir kez aşık olursan asla bunun geri dönüşü yoktur biliyorsun. Sen bunu benden daha iyi biliyorsun. Öyle değil mi oğlum? Söyle hadi. Bu kızın peşini bırak lütfen. O karmaşanın içine girme oğlum. Yoksa hayatın boyunca mutsuz olacaksın. Ranvir, beni dinliyor musun oğluma? Bana bir şey olmaz. Bir yolunu bulurum. Elbet yolunu bulacağım. Ne olursa olsun. Ben hep onun yanındaydım. Şimdi nasıl yalnız bırakırım? Bir kez Ishaani'yi Chirag'dan kurtarabilirsem o zaman gideriz. O zaman nereye istersen oraya gideriz anne. Hem de sonsuza kadar. Buralardan gideceğiz anne. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.